Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala Rasul Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Sûat-ı 13. Sefir 93. Kısım 82. Bölüm Firar kaçmak. Kaçanın cezası nebi yapılmaktı. Musa kabul etmediğinde kaçmıştı. Ondan onunla ona kaçan kişi sevdiğini seven haline getirdi. Tek idi çift oldu göz idi, kalp oldu. Varlıkta beni bir tac olarak ishar etti. Ben de ona yardım için kalp olarak döndüm. Bana olu verdi, sonra kulum dedi. Sonra şöyle dedi. Benimle ol, Rab olursun. Allah, Musa'nın, Firavun ve yakınlarına şöyle dediğini aktarır. Korktuğumda sizden kaçtım. Rabbim bana hüküm verdi. Ve beni peygamberlerden yaptı. Sonra şöyle dedi. İsrailoğullarını köle yapmanıza karşılık Allah'ın bana ihsan ettiği nimettir bu. Burada nimet, seni çocukken terbiye etmedik mi sözlerine verilen bir cevaptır ve bu nimet Firavun'un onu yetiştirmesiydi. Başa kalkmak nimet vermeyi geçersizleştirir. Çünkü başa kalkmak ödülün hemen alınmasını taleptir. Bu, söz, bu sözü söylemeseydi Firavun'un Musa'yı terbiyesi Allah nezdinde kendisine yarar sağlardı. Çünkü Firavun'un eşi Musa'nın da bir ferdi olduğu İsrailoğullarını zeril etmekte. Buna karşın Musa yüceltmiş ve evlat edinmişti. İsrailoğullarını köle edinmek bu demektir. Kaçmak Musa'ya Resullüğü ve hükmü yani yöneticiliği kazandırmış, böylece peygamber halife olmuştur. Bir Resul halife olmadan hakim olamaz.'' Rabbimiz bize verdiği dinini korumak görevi ve din işlerinde fetva ve hüküm çıkarmada iştihat hakkıyla nebi ve resullerin nübüvvet ve risaletteki varisleri yapmaya hükmettiğinde şöyle buyurmuştur. Allah'a kaçınız yani firar ediniz. Burada Allah ismi cami yani toplayıcı gelmiş olsa bile kastedilen kaçarken Hz. Musa için gereken durumu bizim adımıza da gerektiren özel isimdir. Bu isim özellikle nimetlendirmek için veren El Vehhab ismidir. Bu veriş zorunlu olarak Musa'yı peygamber yaptı. Çünkü hükme konu olanın dışında bir şeyde hüküm geçerli değildir. Allahu Teala evinde bekleyen ve kendisine kaçmayan kimseleri kitabında zikrederken şöyle der. De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, yok olmasından korktuğunuz mallarınız kötü gitmesinden endişelendiğiniz ticaretiniz ve beğendiğiniz evleriniz size Allah'tan, Resulünden ve onun yoluna cihattan daha sevimli gelirse bekleyiniz. Beklemek kaçmanın zıttıdır. Bunu El İsfar En Neca Netaicul Esfar isimli kitabımızda yani Musa'nın kaçışı bölümünde zikrettik. Musa'nın bu kaçışını ise talep kaçışı diye isimlendirdik. Şimdi firarın anlamını, nasıl bir makam olduğunu ve sonuçlarını açıklamalıyız. Çünkü firarın bir makam değil, uzlet ve halvet gibi bir nispet olduğu bellidir. Onun makamlardan oluşu Allah ehlinin çoğuna göre meçhuldür. Bilmelisin ki kaçış ancak başlangıç ve son arasında olabilir. Firar yani bir şeyden başlar, bir yere varır. Bazen firarın nedeni den olabilir. Örnek olarak Hz. Musa'nın kaçışını verebiliriz. Bu kaçış bir E'ye varmaz. Yani bir yere varmaz. Çünkü denden kaçan belirli bir gaye belirlemeksizin kurtuluşu hedefler. E'ye kaçış ki bu kaçmanın sebebi ise bir şeyi belirlemiş olmalıdır. Denden ise belirleme yoktur. Öyleyse E'ye kaçan kimse birincinin zıttınadır. İş böyle olunca Allah bizi zorunlu olarak ona kaçmayı emretti. Biz de ona ondan kaçarız. Bu durum Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana senden sığınırım hadisine benzer. Bu bağlamda herhangi bir varlıktan ya da ilahi olan ya da olmayan bir nitelikten ya da bir fiilin niteliğinden ya da fiilin niteliği olmayan şeyden Allah'a kaçarız. Allah bize Allah'a nasıl kaçacağımızı öğretti. Bu Allah'ın bize yani Muhammed ümmetine dönük bir inayetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan hiç kimseye gizli kalmayan şeyler ortaya çıkar. Çünkü nebiler verdikleri bütün haberlerde doğru sözlüdür ve yalan elbise giymekten münezzehtirler. Hz. Musa korktuğunda sizden kaçtım demişti. Bu kaçış Musa için başkanlık, hilafet ve risalet demek olan yöneticiliği meydana getirdi. Bununla birlikte kaçmasının nedeni zikrettiği şeydi. Fakat Musa nereye kaçtığını söylememişti. Bir insan Allah'a kaçtığında ve kaçtığı kimseyi belirleyip kendisinden kaçtığı kimseyi belirsiz bıraktığında onun ödülü ne olabilir? Musa'nın ödülü kesik bir ödüldü. Risalet ve hilafet bu hayatta bırakıldığı gibi hilafet ve risalet ölümle ve ahirete göçmeyle biter. Kaçmanın nedeni olan iş kesik olduğu için Musa'nın kendisinden kaçtığı şeyin hükmü bunu vermiştir. Çünkü kaçma nedeni Firavun'un boğulmasıyla ya da ölmesiyle sona ermiştir. Bu durumda netice ve Hz. Musa'ya verilen hibe ölümle kesildikleri için ona uygun oldu. Çünkü imamet ve risalet ölümle kesilir. Allah'a kaçmak ise Allah'ın bekası nedeniyle kalıcılığı verir. Burada onun ne olduğunu belirtmiyorum. Çünkü bu konuda belirleme Allah'a kalmıştır. Kaçmanın Allah'tan olup olmaması birdir. Burada dikkate alınan husus kaçanın durumudur. Hz. Musa'da ise kendisinden kaçtığı kimsenin durumuydu. Muhammed ümmeti nebiler karşısında bu hükme ve konuma sahip ise nebilerin ümmetlerinin bizim karşımızdaki durumu hakkında ne dersin? Yemin olsun ki onlar bu ümmetin Allah'a kaçarken hangi yolu takip ettiğini bilemez. Çünkü Allah'ın hakikati bilinemez. Kaçma ise onadır. Ona kaçan kimseyi Allah karşılayıp elinden tuttuğunda kendisini nereye götüreceğini bilemez. Çünkü Allah'ın kendisine kaçanı karşılaması onun kaçmasından daha hızlıdır. Kutsi bir hadiste şöyle der. Bana yürüyerek gelene koşarak giderim. Allah kendisine gelen kuluna onun gelişinden daha hızlı bir şekilde yönelmeyle kendisini nitelemiştir. Kaçanın gelişi ise koşmadan yani herveleden hızlıdır. Hakkın ona gelişi ise bundan daha hızlıdır. Bu hususu ilahi bilgi hakkında iyice araştırırsan Allah'ın Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem inayetiyle bu ümmete verdiği sırları öğrenirsin. Bilmelisin ki firardaki makamın belirlen bilmelisin ki firardaki makamın belirleneme belirlenemez ki onun hakkında konuşalım. Çünkü onun kaçandaki hükmü kendisinden kaçtığı şeye göre değişir. Kendisinden kaçılan şeyler ise esasları hesap edilse bile hikelleri hesap edilemeyecek kadar pek çok şeydir. Ya da firar kendisine kaçtığı şeye göre değişir. Bunlar ise pek çok ilahi isim ya da ona kaçanın gördüğü bir takım hükümlerdir. Fakat bize emrettiği şey Allah'a kaçmaktır. Allah'a kaçmak isimlerdeki toplam bakımından olabilir. Biz ondan ona kaçarız. Çünkü onda kendisinden kaçacağımız şeyler vardır. Bir şeyden ve e'ye ise bir şeyden veya bir şeye ise bir araya gelmez. Çünkü bunların hükümleri birbirinden farklıdır. Şöyle sorabilirsin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senden sana sığınırım demiştir. Buna yanıt olarak şöyle deriz. Bunun iki yorumu vardır. Birincisi sana sığınırım yani bir ke sözünde B harfinin hükmü E edatının hükmüyle bir değildir. Çünkü peygamber kaçarken Allah'a sığınmış fakat E hükmüne ulaşmamıştı. Biz ise kendisine delil olması bakımından E edatından söz ediyoruz. Peygamberin sığınması E ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu kanıtlandırmayla senin sözünün bir ilişkisi yoktur. Diğer yorum ise şudur. E ile amaçlanan şeyi kaçmanın sonunda sığınılan kimse saydığımızda kendisinden kaçılan şey kendisine kaçılanla aynı ise aralarında nispet farkı olmaksızın kaçmanın geçerli olamayacağı bellidir. Dolayısıyla nispetler farklılaşmalıdır. Ondan kaçmana yol açan nispet kendisinden dolayı ona kaçtığı nispetten başkadır hakikat ise birdir. Bu durum takva sahipleri topluca o gün Rahman'a gelir ayetindeki duruma benzer. Ayrıldıkları hakikat kendisine toplandıkları hakikatin aynıdır. Takva sahibinin hangi ismi müşahede ettiğine bakınız. Takva esnasında kendisiyle beraber olsa bile bu ismin Er-Rahman olmadığını göreceksin. Fakat takva sahibi o isme götürülür. Böylece özel isim başka bir ismin tasarrufu olmaksızın sana özgü kalır. Allah şöyle buyurur. Ben sizin için ondan açık bir korkutucuyum. Açık korkutmanın hangi sebepten kaynaklandığını bilirsin. Ondan sözündeki zamir Allah'a gider. Allah sana kendisine kaçmayı emretsin diye peygamberini yönlendirendir. Ayette toplayıcı isim zikredildi. Çünkü doğal alışkanlık çokluğa dayanmaktır. Peygamber şöyle der. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nefs çokluğa dayandığında güven elde eder. Allah ismi iyilik isimlerinin bir toplamıdır. İlahi isimleri tam olarak öğrendiğinde Allah isminde cezalandıran isimlerin pek az, rahmet isimlerinin pek çok olduğunu görürsün. Bu nedenle Kur'an Allah'a kaçmayı emretmiştir. Bunu bilmelisin. Her ilahi isim seni kendine bağlamayı ve sınırlamayı ister. Sen de o ismin sendeki otoritesinin ortaya çıkmasını sağlarsın. Bilirsin ki mutluluğun bilirsin ki mutluluğun artıştadır. Senin için artış başka bir ismin hükmüne intikalle gerçekleşir. Sahip olmadığın bilgiyi bu sayede öğrenebilirsin. Bulunduğun isim ise seni terk etmez. Bu durumda kaçış gerçekleşir. Öyleyse korkutmanın anlamı nezdinde bulunmayı sürdürdüğün bir ilahi ismin sende hükmünün bulunmaması ve artışın bulunduğu yere kaçmandır. Bir anlayın kaçış yani firar, dünya ve ahirette kula eşlik eden bir hükümdür. Uslat ve ünsiyet ehli ariflerin ondan dereceleri ise 512'dir. Edep ve vakve ehli ariflerin dereceleri de aynıdır. Ünsiyet ve uslat ehli melamilerinki ise 481 derecedir. Edep ve vakve ehli Melamilerinki de aynıdır.